Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Bugün 22 Şubat günlerden Salı, 60 dakikaya hoş geldiniz. Hemen haberlerimizle başlayalım. Bilindiği gibi Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik farklı bir safa ulaşmış durumda. Rusya Devlet Başkanı ülkesinin Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk yönetimlerine tanıdığına dair kararname imzaladı. Zaten ondan sonra gelişmeleri hep beraber takip ediyor olduk. Şimdi habere bir bakalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna kriziyle ilgili konuşmasında modern Ukrayna'nın Rusya tarafından oluşturulduğunu, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptığını belirtti. Donbas'ın tarihsel olarak Rusya toprağı olduğunu ifade eden Putin, ülkesinin Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk yönetimlerini tanımasına yönelik kararnameyi imzaladı. Kiev rejiminin saldırgan olduğunu ve 2014'te darbeyle kurulduğunu söyleyen Putin, Ukrayna'yı dış güçlerin yönettiğini, kritik kararları Batılıların verdiğini, Ukrayna halkının soyulduğunu kaydetti. Putin, Kiev'deki elitler ifadesini kullanarak Ukrayna yönetiminin çatışma çıkmasını istediğini öne sürdü. Putin, diğer yandan Ukrayna'nın nükleer silah peşinde olduğunu, Sovyetler Birliği'nden kalan altyapı ve Batı'nın teknolojik desteğiyle kolaylıkla nükleer silah geliştirebileceğini söyledi. Rusya'nın bu tehdide karşılık vereceğini vurguladı. NATO'nun emellerine değinen Putin, Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün Rusya'ya güvenlik tehdidi olduğunu kaydetti. Putin, Rusya'ya yönelik askeri tehdidin giderek artmakta olduğunu belirtirken, NATO'nun Rusya'nın güvenlik konusundaki önerilerini yanıtsız bıraktığını anlattı. Putin diplomatik görüşmelerde 3 ana kriteri masaya koyduklarını söyledi. Söz konusu kriterleri NATO'nun genişlemesinin durması, Rusya sınırında silah konuşlandırılmaması, askeri altyapının 1997 seviyesine çekilmesi olarak saydı. Putin, Batı'nın Rusya'yı yaptırımlarla tehdit ettiğini, Ukrayna'daki durumdan bağımsız olarak Batı'nın her koşulda Rusya'ya yaptırım uygulayacağını, yaptırım gerekçelerinin bulunacağını veya üretileceğini anlattı. NATO'nun Rusya sınırına dayandığını ifade eden Putin, Rusya'nın güvenliğini artırmak konusunda karşı önlemler alacağını anlattı. Bu arada İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da açıklamaları vardı. Bilindiği gibi resmen tanıma kararı bu iki bölgeyi uluslararası hukukun ihlali olarak niteledi. Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılardan sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladığı sırada İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin'in kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Johnson, İngiltere'nin müttefikleriyle Rusya'ya karşı olası yaptırımların uygulanması konusunu görüşeceğini söyledi. İngiltere Başbakanı, "Mümkün olduğu kadar çok baskı uygulamaya başlamamız gerektiği ortaya çıkıyor. Bu durumun nasıl ilerleyeceğini görmek zor." açıklamasında bulundu. Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü. "Bu açıkça uluslararası hukukun ihlalidir. Bu, Ukrayna'nın egemenliğinin ve bütünlüğünün aleni bir ihlalidir. Minsk sürecinin ve Minsk anlaşmalarının reddedilmesidir ve bence bu çok kötüye alamet ve çok karanlık bir işaret." İngiltere Dışişleri Bakanı ise yaptığı açıklamada Putin'in kararını kınadığını belirterek, "Bu adımın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ihlali olduğunu ve Minsk sürecinin sona erdiğinin sinyalini verdiğini" kaydetti. Bakan, Rusya'nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesinin cezasız kalmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Hemen Taner Özarslan'a döneceğim. Taner, iyi akşamlar diliyorum sana. İyi yayınlar, kolay gelsin. Şimdi İyi akşamlar. Gelelim piyasa etkisine. Şimdi petrol fiyatları sıçrama yaşadı zaten. Şimdi ekranına getireceğiz. Nikel 2011'den beri gördüğü yüksek seviyede. Emtia fiyatları keza aynı şekilde bu gerginlik dolayısıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gezisindeydi. Dönme kararı aldı ve NATO zirvesi çevirmişiz. NATO zirvesine katılacak. Bu tarz gelişmeleri yaşıyoruz. Avrupa kanadından var açıklamalar, Almanya'dan var, Johnson'dan, İngiltere'den var. Yaptırımlar tabii bir taraftan, bir taraftan da saat 22 sularında Türkiye saatiyle Biden'ın açıklamalarını bekliyoruz. Şimdi bu gelişmeleri nasıl okuyorsun? Daha önce yaşadığımız konular bunlar. 2014 yılında yaşadık yine Kırım konusunda ve önümüzdeki süreçte de buna benzer bir gelişme yaşanır ve piyasaların etkisi nasıl olur sana sorayım hemen. Uzunca sordum ama. Biraz da özetleyeyim istedim en azından ekranlara başına yeni geçenler için. Evet Taner'cim. Tabii ben bir siyaset uzmanı değilim ama bunun ekonomik yansımalarına bakmaya çalışıyorum. Şimdi bu yaklaşık iki aydır piyasalar bu tür Ukrayna'yla
Rusya'nın arasındaki gerilimden etkileniyordu. Ama her gerilim sonrasında tansiyonu düşürücü bir ya görüşme ya bir açıklama gelerek bugüne kadar gelindi ve her defasında bozulan piyasalar az önce söylediğim gibi belirli açıklamalarla toparladı. Ancak burada emtialardaki Rusya kaynaklı yükseliş hiçbir zaman terse dönmedi. Yani hisse senedi piyasaları düştü, sonra toparladı, yükseldi. Yani düşükte kalmadı ama emtialar bundan daha olumsuz etkilendi. Veya dünya ticaretinde bir aksama olacağı, özellikle yaptırımların muhtemelen genişleme potansiyelinin artması sebebiyle Rusya'ya yönelik, dünya ticaretinde o bölgede emtiaya ulaşımın ve emtia fiyatlarının bu sebepten dolayı artmasını bekleyen, pozisyon alan ya spekülatörler veya gerçekten tedarikçiler bu konuda biraz daha dikkatli oldular. Ve orada işte petrol 100 dolarlara yaklaştı. Az önce söylediğim gibi bütün emtialarda hiç durmaksızın bir yükseliş devam etti son 1,5-2 aydır. Ve tabii dün yapılan hamle aslında şunu söyledi. Ben Batı'nın resmini görüyorum ve buna karşılık hiç umulmayan bir hamle yapıyorum dendi. Çünkü Ukrayna tarafında artık onun kırmızı çizgisi muhtemelen, çünkü ayrılıkçıların destekleniyor olması ve tanınıyor olması ilk kez yapıldı. Bu aslında Rusya'nın ben bu bölgede hakimim ve burayı Batı'ya bırakmayacağım demek istemesiydi. Tabii tepkiler geliyor ama şimdi sizin bu internet sitesinde de var çok güzel yapılmış çalışma. Rusya kimlere ihracat yapıyor? En büyük ihracatçıları kim diye baktım. Birinci Çin, tamam, 110 milyar dolarla Çin'e en büyük ihracatı yapıyor. Sonra bir bakıyoruz, Amerika 30 milyar dolar ihracat yapmış Amerika'ya. Ne bileyim, İngiltere'ye 28 milyar dolar yapmış. Almanya'ya 45 milyar dolar yapmış. Aslında Rusya ciddi anlamda, ekonomik anlamda bir böyle darboğazda büyük bir krize girme potansiyeline sahip. Eğer yaptırımlar sadece Putin ve çevresi gibi böyle iş adamlarına, politik liderlerin üzerine geçerse, bu ticari yaptırımlara dönerse, burada çok büyük ekonomisi zarar görebilir. İşte bunu ara ara görüyoruz. Bazı sendikasyon kredilerine vesairelere çıktığı zaman orada çok karşılık bulamıyor. Yatırım bankaları artık eskisi kadar Rusya'ya yeni krediler açmıyor. Ama dış ticareti buradan etkilenirse, işte o zaman yani bu ciddi anlamda Rusya ekonomisine zarar verir. Tabii onlara zarar verirse tüm bölgeye zarar vermeye başlar. Hani Türkiye Rusya'ya çok ihracat yapıyor mu? Yapmıyor. 5 küsur milyar dolar ihracatı var. Ukrayna'ya yaptığı da onun işte 3 milyar dolara yakın. Yani hangisini tercih edeceklerse o taraftan, yani dış ticaret dengesinde çok zarar görmez. Zararı turizm tarafında çok ciddi şekilde görür. Ama bu kapatılamaz mı? Kapatılabilir, aradaki fark. Ama Rusya'ya baktığımızda ciddi anlamda Türkiye'ye ihracat yapıyor. 30 milyar dolara yakın. Çoğu enerji tabii. Bunun doğalgaz tarafında. Yani dengeler tarafına baktığımızda bizi etkiler. Ama Rusya'yı tüm dünyadan izole edilmek çok daha kötü etkiler. O yüzden ben burada bazı hamleler yapacağını ama burada bir ilhak veya orada ciddi bir savaş tehdidi gibi riskleri göz önüne alacağını zannetmiyorum. Ama bu gerginlik olmaya devam edecek piyasalarda. Hisse senedi piyasaları şu anda daha soğukkanlı davranıyor. Bana göre çok daha keskin düşüşler olmalı idi. Ama işte dediğim gibi keskin düşüşler bir şekilde geri alınıyor. Ama emtia fiyatlarını daha çok rahatsız ediyor bu iş. Şimdi sen önemli bir şey söyledin. Geri gelmiyor dedin. Şimdi petrole bakıyorum. Petrol rakamını da verelim. Bu arada buradaki grafiği de aktarabiliriz arkadaşlar. Şimdi Brent petrole bakıyoruz. Görüldüğü gibi hareketini Kasım ayından bugüne hareketi yukarı yönlü devamlı. Şu anda da 96.51'de %1.13 primi var. Bir 100-120 dolar olma olasılığı var mı yok mu diye konuşuluyor. 120 dolar ifadesini kullanan da var tabii. Sen de görmüşsündür. Şimdi
Bu petrol fiyatları konusunda biraz değinmekte fayda var. Zaten enerji maliyetlerinin yoğunlaştığı bir dönemden geçiyor tüm dünya ve Türkiye. Akaryakıt fiyatları da buna dahil. Nasıl bir risk barındırıyor sence buradaki hareket? 96-51. Tabii Türkiye açısından en büyük risklerden birisi ciddi anlamda bu enerji fiyatlarının artması. Bu sadece petrol değil, doğalgazı da etkiliyor. Ve hani doğalgazlar biraz daha kontratlar uzun vadeli. Ama petrolde birebir yansıyor fiyatlara. Ve yani Türkiye'nin dış ticaret açığında ciddi bir büyümeye sebep oluyor. Ne yaparsa yapsın o sonuçta standart bir harcama gibi görülüyor. Ve onu daha pahalıya mal ediyorsunuz. Aynı birimde tüketmenize rağmen. O yüzden bizim açımızdan olumsuz. Zaten bugün en fazla değer kaybeden para birimlerinden bir tanesi Türk lirası. Sebebi de hem Rusya'ya olan yakınlığı artı dış ticaret tarafında enerji fiyatlarından olumsuz etkileniyor olması. Peki enflasyonun etkisini biraz konuşalım istersen. Tedarik zinciri, enflasyon dünya için bir de Türkiye için tabii kez aynı şekilde. Şimdi biz bakıyoruz tarım ithalatımız var, enerjimiz var, bitkisel yağ ithalatımız var, buğday var, turizm var. Bu arada Ukrayna ayçiçek üretiminde dünya, daha doğrusu kara toprak diye ifade ediliyor. Yani verimli toprakları var. Ayçiçek konusunda da iyiler Ukrayna birinci sırada. Tabii son dönemlerdeki ekonomilerindeki kötüleşme dolayısıyla verimli toprakları kullanamadıklarına dair biz de gözlemliyoruz. Herkes gözlemliyor. Şimdi bu hikayemiz de var. Dolayısıyla bu bahsettiğim ürünlerdeki fiyat artışlarının enflasyona ve Türk varlıklarına etkisi ne olabilir? Olasılık dahilinde. Vallahi enflasyon zaten üfede %100'ler civarında. Tüfe bir şekilde bir miktar daha düşük. Tabii halkın tüfesi halka yansıyan çok daha yüksek. Belki %80-100 arasında. Yani geçen seneden bu sene fiyat artışları çok çok yüksek seviyede. Tabii bir devam edecek gibi görünüyor. Yani bu emtia fiyatlarının artışı önce üretici fiyatlarına sonra tüketici fiyatlarına yansımaya devam edecek gibi görünüyor. O yüzden yani Türk lirası yine de iyi duruyor. Yani bu kur korumalı mevduat gibi ürünlerle ileriye ötelenen riskler sayesinde hiç değilse işte 13'lü 14'lü fiyatlarda kalmış gibi görünüyor. Ama yani çok sürdürülebilir değil. Yani bu para politikası ile TL tarafında mevduat faizleri de bir miktar geriledi. %17'ler civarına gelmiş durumda. Çok kredi faizlerine yansımıyor olsa da çünkü kredi faizleri hala 28-30'lar arasında devam ediyor. Bankaların sanayi şirketlerine ki yani iyi sanayi şirketlerine verdiği rotatif krediler hala 28-30 bu seviyelerde. Ama aynı kurumlar gidip bankaya mevduat yaptığında 17 ile alıyorlar. Orada da bir asimetri oluştu. Çok ciddi bir asimetri oluştu. Spreadler çok açıldı. Bunun nedeni belirsizlikler olabilir ama sonuçta fiyatlamalar böyle. Evet. Bunun devam edebilme olasılığı yani para politikasının bu şekilde tarafında tasarruf sahiplerine düşük ama kredi talep ettiğinde yüksek devam edebilme olasılığı bana göre düşük. Yani bankalar ben bu krediyi vermiyorum çünkü ileriyi göremiyorum diyor ama yatırımcı bu faizle mevduat yapmaya devam etmek zorunda kalıyor. Yapmayınca ne oluyor? Ya kur korumalıya geçiyor veya gidiyor efektif olarak döviz alıyor veya işte döviz piyasalarından döviz alıyor. Bu da TL'yi ikinci kere zorluyor. Enflasyonu ikinci kere zorlamaya başlıyor. Kısır döngü devam ediyor. Çok kısa bir soru soracağım. Çok da vaktim yok Taner. Şimdi bu yaptırımlar meselesi var. Bir haber vardı. Wall Street bankaları Rusya ile Ukrayna arasında gerilim sonucunda yaptırım uygulanırsa eğer yardım için, finansal hizmetlerin organizasyonu için Fransa Société Générale Bankası ile irtibata geçtiği belirtilmiş. Kimlerin geçtiğine dair bilgi yok. Sosken CEO'sundan yani bir bilgi verilmemiş. Şimdi bu tarz gelişmeler yaşayacak mıyız sektör için, bankacılık sektörü için? Tabii bankacılık sektörü bundan olumsuz etkilenir mi? Tabii bütün bankalar etkilenir. Tüm gelişmekte olan ülkelerin bankaları etkilenir. En çok Rusya etkilenir. Evet. En çok Rus rublesi burada zarar görür.
Bir avantajları petrol fiyatlarının yukarıya gitmesi, doğalgaz fiyatlarının yukarıya gitmesi, oradan dış ticaret açığını kapatıyor. İkisi birden bozulsa daha aslında risk oluyor Rusya açısından. Hem ruble değer kaybederken hem bu varlıklarının fiyatları, emtia fiyatları aşağı gelirse olumsuz yansıyor. Umarım bir an önce bu aradaki gerilim azalır ama yani evet. Ben birkaç hafta önce de söylemiştim. Hani soğuk savaş dönemine girdi artık dünya. Hı hı. Sonuçta artık Batı Rusya'ya yaklaştı. Rusya'yla arasında problemler birçok bölgede devam ediyordu. Hı hı. Ama ilk kez yanına geldi bu iş. Yani soğuk savaşa doğru gidiyoruz. Umarım bu böyle hızlıca ve sakince atlatılır. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu arada NATO Genel Sekreteri konuşuyor. Ukrayna'ya da askeri destek sürecek. Doğu kanadında mevcudiyetimiz artabilir diyor. Şimdi hemen dönelim Orhan Turan'a. Türk Konfet Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Bey. Şimdi NATO Genel Sekreteri de şu an canlı olarak konuşma gerçekleştiriyor. Sesim geliyor değil mi size rahatlıkla? Geliyor, geliyor. Askeri destek sürecek diyor NATO. Ukrayna'ya ve Doğu Kanada'na da mevcudiyetimizi artırabiliriz açıklamasını görüyoruz. Acaba biraz ısınıyor mu? Daha önceki tecrübelerinizden de yararlanmak isteriz. İlk defa yaşanan bu gelişme değil bu gelişmeler. Geçtiğimiz 20 yılda, 25 yılda daha uzun sürelerde, tarihe çok girmeyeyim. Biliyoruz böyle iki ülkeler arası, daha doğrusu Rusya'nın diğer ülkelerle ilgili böyle bir talebi vardı. Şimdi nasıl yorumluyorsunuz ticaret ve ekonomi dünyası açısından bu gelişmeleri, geçmiş tecrübelere bakarak? Tabii Zeliha Hanım, iş dünyası olarak, insan olarak daha doğrusu, savaş hiçbir zaman destekleyecek şeyler değiliz. Yani aslında bu gerginlik baktığımız zaman emtia fiyatlarında da görüyoruz. Siz de biraz önce söylediğiniz gibi Brent petrol 96-96'nın üzerine çıktı. Tabii Türkiye açısından çok önemli. Sonuçta komşu ülkelerimiz bunlar bizim. Türkiye'nin tahıl ithalatının fazla olduğu ülkeler. Turizm keza Ukrayna ve Rusya, Türkiye'ye turist gelen sayı bakımından çok ciddi ki Türkiye hep katıldığım toplantılarda da sizin programlarınızda söylüyorum. Yoğun enerji ithal eden bir ülkeyiz biz. Tedarikçilerimizden biri de Rusya. O anlamda mutlaka bunları da aşılacağını düşünüyorum. Ümit ediyorum bir şekilde uzlaşılır ve bu gerginlik de ortadan kalkar diye düşünüyorum. Şöyle bir ihracat rakamlarına bakıyoruz. Türkiye'nin Rusya'ya ithalat rakamları, Ukrayna'ya keza aynı şekilde rakamlara baktığımızda aslında bizim en çok yoğunluklu zaten enerji var, tarım. Evet. Onun dışında tabii demir, çelik bu sektörler var ve müteahhit hizmetleri. Tersi durumuna bakıyoruz, evet. Yine bizim de Rusya ihracatımızda yaş, meyve, sebze. Şimdi Ukrayna'da farklı bir konumda. Türkiye ile arası son 3-4 senedir bayağı iyiydi biliyorsun. Serbest ticaret anlaşması da yürürlüğe girdi. Şimdi bu bölgedeki gelişmeler ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir açıklama yaptı. Karadeniz ülkesiyiz. Tabii ki bazı tedbirlerimiz olacak dedi. Şimdi dolayısıyla bu gelişmeler acaba iş dünyası için ne ifade ediyor? Bu ihracat, ithalat rakamları vesaire veya buradan yapılan dış ticaretteki bu genişlemeci politika bu ara sekteye uğrar mı? Tabii ki yani gerginliğin artması müteahhit dediğiniz gibi bizim müteahhit gelirlerimiz de hem Ukrayna'da da hem de Rusya'da oldukça yüksek. Yani bunları olumsuz etkileyecektir. Oradaki gerginlik yani iş dünyasının iş sonuçlarını olumsuz anlamda etkileyecektir. Yani emtia fiyatlarının artmasıyla beraber tekrar dünya çapında girdi maliyetleri, ham madde maliyetlerinin artışına neden olacaktır. Ki enerji hep konuşuyoruz. Dünya genelinde de enerji fiyatlarında çok ciddi artışlar söz konusu. Enerjide sanayinin kanında dolaşan, damarlarında dolaşan bir kandır. O anlamda iş dünyasını bu anlamda olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Pekala, şimdi bir de şunu da sormak da istiyorum size, enerji konusu.
Biliyorsunuz yeni gelişmeler var, işte Almanya Mavi Akım Projesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Biraz önce yine Rusya tarafında açıklamalar gördük. Bu noktada enerji konusu çok önemli. Yine eski başkanlardan Medvedev'in 2000 euroya hazır, hoş geldiniz euro bölgesi için söylüyor doğalgaz fiyatının. 1700 eurolardaydı geçen sene yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu ve bunun gibi gelişmelerle beraber dünyada zaten bir enerji arzı sorunsalı var. Türkiye'de aynı şekilde. Bu nasıl etkileyecek bu durumu fiyatlamanın dışında, bulunabilirlik açısından? Tabii yaşadık zaten bunu geçen aylarda da, özellikle Ocak ayında sanayi olarak da iş dünyası olarak da bunu hem doğalgazda hem de elektrikte çok ciddi bir şekilde gördük. Yani biz uzun süredir de söylüyoruz, ben de bireysel olarak da söylüyorum, Türkiye mutlaka enerji çeşitlemesine gitmesi lazım. Kendi kaynaklarına dönmesi lazım. Yenilenebilir enerjilerin toplam enerji ihtiyacı içerisindeki payını artırması lazım. Ama sanıyorum 2022'de enerji fiyatlarında, ama Mart'la beraber doğalgaz fiyatlarında bir miktar talebin azalmasıyla gevşemenin olabileceğini tahmin ediyorum ki geçen aylarda aslında Hollanda'da falan bayağı doğalgaz fiyatları düştü. Yani bu iklime de bağlı olarak da gelişiyor. Ama ki özellikle doğalgaz ithalatı Avrupa Birliği de öyle. Biz de yani ihtiyacımız olan enerjinin %75'ini hemen hemen ithal ediyoruz. Tekrar bizim konuya geliyoruz. Enerjiyi etkin ve verimli kullanıp daha az enerjiyle daha konforlu ve daha verimli üretimler yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi peki enerji kesintilerin bir daha olma ihtimali görünüyor mu acaba? Artı Türk sanayicisi bununla ilgili bir girişimde bulunuyor mu? Girişimden kastım yatırım. Gerek yeşil enerji, rüzgar, güneş enerjisi, alternatif enerji kaynaklarından bahsediyorum. Bir kez daha gösteriyor çünkü bize pandemiyle beraber bunun önemini. Aslında öyle Zeliha Hanım. Uzun süredir bu enerji gündemimizde bizim. Sadece son aylardaki olan şeyler değil tabii, rüzgarda da güneşte de ciddi yatırımların olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Hatta ben de Eskişehir'deki tesisimi yapıyorum. Panel, güneş, fotovoltaik panelleri bulmakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Yani bu ama son bir aylarda olan şeyler değil. Yani biraz önce de belirttiğim gibi yani Türkiye'nin yenilenebilir enerjilerindeki toplam enerji %53'lere gelmiş. Yaklaşık rüzgarın, güneşin, jeotermal ve HES'in toplamı %50'ci, bu fena değil kapasite olarak. Son dönemlerde özellikle Anadolu'yu çok dolaşıyorum. Şeyi görüyorum yani rüzgarın ve güneşin ciddi bir trend içerisinde arttığını görüyorum. Ama daha da çok teşvik etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün Almanya'da, Avusturya'da insanlar evlerinin çatısına yapıp enerjiyi satıyorlar ki Avusturya'da, Almanya'daki güneşin gün sayısıyla Türkiye'deki mukayese bile edilemez. Enerji kesintileri tabii, ben problemin bittiğini düşünmüyorum. Tekrar devam edebilir. Bu dönemde iş dünyası da geçici olarak tabii üretimini devam ettirebilmesinde değişik alternatifler de diyor. Yani jeneratöründen LPG'sine veya fuel oiline gibi değişik enerji kaynaklarını kullanmaya çalışıyor. Ama bu enerji krizinden sanıyorum iş dünyası çok ciddi bir ders çıkaracak ve önümüzdeki süreçte güneşe ve rüzgara çok ciddi yatırımlar olacağını öngörüyorum. Peki şunu da ben hemen ekranda getirelim aslında biz Avrupa Birliği'nin Rus doğalgazına bağımlılığı grafiğini. Şunun için soracağım. Şimdi biz evet ihracatımızda yeni rekorlara imza attık geçen sene. Turizm gelirleri de zaten iyi bekleniyordu normal şartlar altında. Şimdi Rusya'nın bölgeye, Avrupa Birliği'ne olan bu doğalgaz satışları, ki %55 bildiğim kadarıyla bağımlılığı var, %40 petrolde var. Türkiye'nin Avrupa ihracatında kesintilere sebebiyet ya da zorluklara sebebiyet verme ihtimali var mı? Avrupa ihracatımızı çok ciddi etkileyeceğini ben tahmin etmiyorum. Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki gerginliğin bizi o anlamda negatif şekilde etkileyeceğini tahmin etmiyorum.
Şimdi tekrardan o zaman yenilenebilir enerji konusuna ben dönmek istiyorum. Bu arada yeni gelişmeler olursa ekranda da sizlere aktaracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son kabine toplantısından vermiş olduğu bilgiler vardı. Enerjiyle ilgili rüzgar ve güneş yatırımları, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguladıklarını ifade etmişti. Aynı zamanda da şöyle bir durum var. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası, gümrük vergisine ilave olarak %30 vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlanacak. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazla desteğe ihtiyaç yok mu şu dönemde? Öncelikle Türk Konfeti olarak bu teşviği çok kıymetli bulduğumuzu söylemek isterim. Yani neden derseniz bilindiği üzere sanayi tarafında bu zamana kadar mahsuplaşma desteği vardı. Yani insanlar çünkü 7-24 fabrikaları çalışmıyordu. Kullanmadığı zaman şebekeye veriyordu. Devlet elektrik satıyordu. Ay sonunda verilen elektrikle alınan arasında mahsuplaşma yapıyordu. Mahsuplaşma sanayicinin güneş enerjisi yatırımına yönelik risklerini de ortadan kaldırmıştı. Sanayiciler de birbirine göre güneş enerjisi yatırımı yapmaya başlamıştı. Biraz önce de belirttiğim gibi gerçekten bu teşviklerle bu yatırımlar daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü gümrük vergisi belirttiğiniz gibi KDV gibi istisnalar sanayici bu hükümlerin altına girmeyecek. Ayrıca 4. bölge paketinde olduğu için de işveren prim desteği de avantajları da var. Dolayısıyla bu yatırımlar daha da hızlanacak diye düşünüyorum. Yani tüm sanayicilere de tavsiye de ediyorum. Kesinlikle yenilenebilir enerjilere doğru. Çünkü şöyle, Türkiye'nin ihracatının %50'si Avrupa Birliği. Yarın eğer bu yenilenebilir enerjilerden üretim yapmadığımız takdirde gümrükte karbon vergisine de karşılaşacağız. Bunu yeşil dönüşüm açısından da pozitif bir gelişme olarak düşünüyorum. Peki son olarak finansman erişim konusuna ben girmek isterim. Bu süreçte işletme sermayelerinde bayağı erozyonlar yaşandığı da biliyoruz, iş dünyası bu noktada yayınlarımıza da bunu ifade ediyorlar. Şimdi burada hem jeopolitik gelişmeler ışığında hem de önümüzdeki süreçte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz artışı sürecinin başlayacağından kaynaklı olarak soruyorum. Finansman erişim konusunda işletmelere daha uygun ve daha rahat kredi bulabilmek için şartların ne şekilde evrilmesi gerekiyor size göre şu anki şartların dışında? Biraz önce programınızda da izlediğimde reel sektörün borçlanma maliyetlerini gördük. Yani çünkü emtia fiyatları, ham madde, enerji, lojistik fiyatları inanılmaz artışlar söz konusu. Özellikle tabii tedarik zincirindeki sorunlar, ham madde ve üretim maliyetleri artıyor. Yani biz Türk Konfeti olarak bu yılı zaten nakit akışı, işletme sermayesi ve şirketlerin finansmana erişim ve erişim maliyetleri üzerinde çok gündemde olacağını düşünüyorum ki görüyorum da. Dün de Bursa'daydım, iş insanlarıyla beraber. Yani Anadolu'yu da dolaşıyorum, orada da görüyorum. Çünkü şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı arttı Deli Hanım. Yani bu fiyatlar arttıkça bir de ham madde stoklarını artırdılar doğal olarak bulamayız düşüncesiyle. Bir de uzun belki 3-4 ay vadeli aldıkları ham maddeleri şimdi peşine dönüyorlar. Bu vesileyle bana göre 2022 işletmeler için en önemli şey şirketler için işletme sermayesi ihtiyacı. Çünkü bunu ama ucuz, tabii iş dünyası bunu ne kadar ucuz ve ne kadar bol miktarda alırsa üretime, istihdama ve ihracata da o kadar katkısı olacağını düşünüyoruz. Peki bir kolaylık gelir mi size göre? Şunun için sordum. Mevcut durumdaki jeopolitik gelişmeler diyorum ekstra çünkü böyle büyük de geldi pandeminin ötesinde yani pandeminin dışında. Evet. Şimdi mesela biraz önce Stoltenberg konuşuyordu NATO Genel Sekreteri şimdi de Putin'in mesela açıklamaları var geldikçe aktaracağım. Isınıyor. Dolayısıyla firmalarımızın dimdik ayakta kalabilmesi için örnek vermek gerekirse işte Exim Bank kredileri tutun da diğer kredilerin konusunda. Alım şekillerinin kolaylaştırılması. Yani banka kredileri de keza aynı şekilde. Ne bileyim bir işletme sermayesi eriyor ama kredi almak istediğinde işletme bankaya gittiğinde birçok istekleri oluyor. Zaten paraya ihtiyacı olduğu için o kredi istiyor. Gibi bir konu var. O yüzden soruyorum bunu. Lütfen buyurun. Aslında biz bakın Zeliha Hanım neden bahsediyoruz? İşletme sermayesi ihtiyacından bahsediyoruz.
Yani insanlar hayatlarını, şirketlerini idame ettirebilmek için Orhan Bey, çok çok özür diliyorum. Döneceğim size. Putin açıklama yapıyor. Bir bakalım. Luhansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanımak istemiyor. Dolayısıyla bizim kararlarımız memnuniyetle karşılanmıyor Kiev yetkilileri tarafından. Söylemeye çalıştığım şey şu. Kiev kendisi bu halk cumhuriyetlerini kabul etmiyor ve bizim kararlarımızdan memnun değiller. Dün gerçekleşen şeylerden sonra, dün ve bugün, sizce yeniden oluşturulabilir mi Rusya ile Kiev arasındaki ilişkiler ve bu mümkünse Moskova ve Kiev'in neler yapması gerekiyor? Bu konular bizim Avrupalı mevkidaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde de dile getirildi. Amerikalılarla da pek çok kez bu konuyu ele aldık. Kamu önünde sanırım konuşmadık bu konuyu ama şimdi konuşayım isterseniz. Şimdi soru şu: ne olması gerekiyor? İki tarafında ne yapması lazım? Kiev'in ve bizim ne yapmamız lazım ki duruma uzun dönemli olarak bakalım ve böylece herhangi bir çatışmadan bahsetmeyelim, silahlı çatışmadan bahsetmeyelim. Bence artık ilk yapılması gereken şey, herkesin ilk yapması gereken şey bu halkların iradelerini kabul etmek. Öncelikle bunun yapılması gerekiyor. Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin iradesinin kabul edilmesi lazım. Ben pek çok kez bundan bahsettim. Zaten belli başlı bir referandum yapıldı ve halkın iradesi söz konusuydu. Kosova'dan farkı ne bu referandumun? Çünkü neticesinde bir referandum yapıldı ve bir kez daha bu durumun altını çizmek istiyorum. Kimse onlara zorla oy verin demiyor, gidin oy kullanın demiyor. Gönüllü bir biçimde Rusya'ya katılma kararı aldılar ve kararlarını verdiler. Bu konuda şüphe duyanlar demokrasi olduklarını düşünüyorlar. Bunu kabul etmeleri lazım. Çünkü bu demokrasinin en üst seviyesidir. Referandum demokrasinin en üst seviyesidir. Ve biz pek çok kez kamu önünde şunu söyledik. Biz NATO'yla bu konuları ele alıyoruz ve biz Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşıyız. Çünkü bu bizim için bir tehdit anlamına geliyor. Bu bizim argümanımız. Bu konuyu pek çok kez dile getirdim. Ve bu bağlamda pek çok kişi Batı başkentlerinde de bundan bahsediyor. En iyi çözüm bu konuda Batılı mevkidaşlarımızın mevcut Kiev yetkilileriyle görüşmesi ve NATO'ya katılımının engellenmesi olacaktır Ukrayna'nın. Ukrayna'nın kendi iradesiyle nötr kalması ve NATO'ya katılmaması gerekiyor. İkinci nokta bu ve üçüncü nokta ise şu şekilde. Artık çok da ilintili değil konuştuğumuz konularla ama Donbas bölgesindeki durumun Minsk Sözleşmesi'nin uygulanmasıyla ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini söylemiştim. En önemli şey şu: daha önce söylenen her şey bir anda değişebilir eğer bizim sözde ortaklarımız Kiev otoritelerini, Kiev yetkililerine ile görüşme yaparsa ve onları buna ikna ederse, en önemli şey bu. Mevcut Ukrayna'nın askerden arındırılması lazım. Ancak bu şekilde kontrol edilebilir, bu şekilde izlenebilir. Çünkü her şey yarın değişebilir. Mevcut Ukrayna hükümeti yarın her şeyi değiştirebilir. Eski başkanın bu konuda cezalandırıldığını gördük. Aynı zamanda Minsk Sözleşmesi dahil olmak üzere pek çok sözleşmeyi göz ardı ettiler. Mevcut yetkililer Washington'dan Paris'e, Berlin'e gidebilir, tüm bu ülkelere gidebilir.
Rusya karşıtı hisler besleyen ülkeleri ziyaret edebilir isterlerse. Alexander Yunushevlar, dün konuşmanızda belli başlı konulara değindiniz. Ukrayna nükleer silahlara sahip olabilir ve nükleer kulübe tekrar katılabilir dediniz. Bunlar yalnızca kelimeler mi? Bunlar yalnızca ifadeler mi? Yoksa gerçekten sınırlarımıza yakın bir tehditle karşı karşıya mıyız? Nükleer silahlara sahip olabilir mi Ukrayna? Bundan bahsettim dünkü konuşmamda. Bence bu kelimeler, bu ifadeler bence bize yönelikti özellikle. Sovyet döneminden beri Ukrayna nükleer yetkinliklere sahip, nükleer güçleri var ve nükleer sektörün oldukça güçlü olduğunu görüyoruz burada. Mevcut teknolojileri var, nükleer enerji santralleri var. Bu konuda uzmanlar dolayısıyla oldukça kolay bir biçimde nükleer silah edinebilirler. Diğer ülkelere kıyasla çok hızlı nükleer yetkinliklerini artırabilirler. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Yalnızca uranyum geliştiremiyorlar. Ancak bu tam da teçhizatla ilintili bir konu. Dolayısıyla kolaylıkla nükleer araçlar geliştirebilirler. Bu sorun görece hızlı çözülebilir. Potansiyel nükleer silahlar Ukrayna'da geliştirilebilir. Zaten eski Sovyet füzeleri de hedeflerine kolaylıkla ulaşabilir. Bu Ukrayna sektörü için nükleer silahları oluşturmak son derece kolay. Eğer Ukrayna nükleer silahlara sahip olsa bile bu stratejik bir tehdit anlamına geliyor Rusya'ya yönelik olarak. İşte biz bunu göz önünde bulundurmalıyız şimdi. Çünkü 100 kilometre ya da 100 kilometre ötedeki hedeflerinizi vurabildiğinizde 500 kilometre ötedeki hedeflerinizi vurabilirsiniz. Böyle silahlar da geliştirebilirsiniz. Bu bir tehdit. Biz tam da bunu görüyoruz ve tam da bu nedenle bu konuyu ciddiye alıyoruz ve ciddiye almayı da sürdüreceğiz. Kalashnikov, Corazon Daily. Sayın Putin, modern dünyada, bugünkü dünyada sizce hala güç kullanarak iyinin tarafında olabilir miyiz? İkinci sorum daha teknik olacak. Size göre birlikler nereye kadar ilerleyebilir? DPR'ın, LPR'ın sınırına kadar mı gidecekler? Nereye kadar ilerleyebilirler? Şimdi öncelikle ben Rus birliklerini iki cumhuriyetin daha içlerine sokacağım demedim. İkinci olaraksa senaryoları öngörmek kolay aslında. Alanda, sahada neler olacağını öngörebilmek kolay. Şimdi bu sorunlar güçle çözülebilir mi? Buna bakacak olursak. Evet, açıklamalar önemli. Silahlı çatışmadan bahsetmemek için şartlar var dedi Putin. İlk olarak iradenin kabul edilmesi lazım bu iki bölge için konuşuyor. Referandum yapıldı çünkü daha önce ve en üst seviyedir demokrasinin, referandum dedi. İkinci olarak da NATO ile ilgili bu konuları ele alıyoruz. Ukrayna NATO'ya girmesine kesinlikle karşıyız. Üçüncüsünü de ifade etti aslında. Donbas bölgesindeki durum Minsk Sözleşmesi'ne göre çözülmeli. Bizdeki müttefikler de Kiev'le görüşmeli ve Ukrayna'nın askerden arındırılması gerekli dedi. Silahlı çatışma bahsetmemek için. Araya gidelim. We'll be right back.
Devam ediyoruz. Konuklarıma döneceğim. Elin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı ve İsmet Demirkol. Doktor İsmet Demirkol, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk Zeliha Hanım. Evet, Putin açıklamalarını dinledik az önce. Biraz vaktimiz de çok sınırlı. Önce Arda Bey, hemen size döneceğim ben. Şimdi mevcut durumda Rusya-Ukrayna gerginliğinin enerji boyutu da var. Ve Türkiye'de de en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında güneş ve rüzgar enerjisiyle ilgili olarak biraz daha destek olmak amaçlı açıklamaları vardı. Bu dönemde enerji arzı bu kadar önemliyken bu gelişmeleri nasıl okuyorsunuz siz güneş enerjisi yatırımları konusunda? Şöyle söyleyeyim, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı dördüncü bölge teşvikleri kapsamında güneş enerjisi yatırımları yapılmasıydı. Daha önce biliyorsunuz güneş enerjisi yatırımlarında ve rüzgar yatırımlarında KDV ve gümrük vergisi muafiyeti vardı. Bugün itibariyle bunlara ilave olarak dördüncü bölge teşviklerinden de yararlanılması konusunda bir adım attı hükümet. Bu dördüncü bölge teşvikleri yatırımcıya aslında %30 vergi indirimi, aynı zamanda faiz veya kar payında da indirim getirecek bir sonraki aşamada. %30 vergi indirimini şöyle değerlendirebiliriz. Kurumlar vergisi üreten kendi enerjisini üretmek üzere güneş santrali yatırımı yapan bir sanayici veya bir ticari bir müteşebbüs bugün itibariyle %30 vergisini, yatırımının %30'u kadar vergisini devlete vermek yerine yatırımında kullanabilecek. Bu çok ciddi bir teşviktir. Devlet aslında diyor ki vergi vermek yerine enerji yatırımı yap. Burada %30'da ben de yatırımına katkı sağlayayım diyor. Biliyorsunuz 31.12 itibariyle elektrik fiyatlarına çok ciddi zam gelmişti. Bütün esnaf ve sanayici, bireysel kullanıcılar bu elektrik fiyatlarından şikayet ediyordu. Evsel kullanıcı için 210 kW'a kadar kademeli tarife, orta düzey esnaf için de yeni bir tarife çalışması var. Sanayici için de size teşvik veriyorum. Kendi enerjinizi kendiniz üretin, dışa bağımlılığımızı azaltalım, 2030 iklim hedefine erişelim gibi bir teşvik paketi hazırladı. Bugün itibariyle sanayicinin elektrik fiyat yüksekliğinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Hepsinin bir an önce yatırım planlamasına girip yatırımlarını yapıp 3-4 yılda kendini amorti eden güneş enerji santralleriyle 4 yıl sonra elektrik fiyatı girdisine sahip olmadan uluslararasında ihracatta ciddi bir rekabet sağlanacak ortamın altyapısını devlet hazırlamış oldu kendilerine. İsmet Hocam, şimdi şunu soracağım. Yine bu enerjiyle ilgili tabii Arda Bey'in söylediklerine istinaden. Enerji bağımlılığı, arzın güvenliği. Bu ikisi çok önemli. Özellikle şu an jeopolitik gelişmeleri yaşadığımız şu günlerde. Şimdi Almanya mesela Kuzey İki'nin onay sürecini durdurdu. Rusya'nın açıklaması var. Talihsiz diyor bu açıklamaya tabii Kuzey Akım 2 projesi. Bu ve bunun gibi bir sürü biz herhalde haberleri duyacağız, göreceğiz. Biraz önce Putin'de açıklamaları vardı. Enerji piyasasıyla ilgili olarak Türkiye'nin biraz daha bağımlılığını azaltmak adına Arda Bey'in de söylediklerine dikkate alırsak daha yapılması gerekenler ne olabilir? Çok kısaca Kuzey Akım 2'de de bilgi vermek istiyorum. Kuzey Akım 2 özellikle Avrupa için de önemli ve batılı şirketlerin, özellikle Alman şirketlerin orada yatırım söz konusu. Dolayısıyla ben hala Kuzey Akım 2'nin de masadan kalkmadığını, müzakere süreci 4-5 ay sonra tekrar normalleştikten sonra Kuzey Akım 2'nin kabul edileceğini düşünüyorum. Ondan önce beklemek istiyorum. Diğer taraftan bugün Türkiye'deki enerji arzı yaklaşık 50 milyar dolar ki özellikle dünyada fosil yakıt kullanımı %85 ve biz bunun hemen hemen tamamını elektrik için kullanıyoruz. Türkiye ise bu 50 milyar doların yaklaşık %29'unu petrol ve doğal gazdan kullanıyor. Özellikle kömürü de katarak yaklaşık %75-80 ancak enerjide yenilenebilir enerjilerin payı %16. Dolayısıyla yenilenebilir enerjilerin payını ne kadar çok arttırabilirsek önümüzdeki süreçte olası bir Rusya-Ukrayna krizi veya İran-Türkiye krizinden Türkiye'nin kendini koruması açısından yenilenebilir enerji kaynaklarının misliyle yatırım yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla şu an devletin verdiği hem özel sektöre teşvik, yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırım ve vergi teşviğinin %30'unu ben olumlu buluyorum ki Paris İklim Anlaşması'nda imzaladıktan sonra sera gazının kullanımı ile ilgili, bunların azaltımı ile ilgili projeleri önümüzdeki süreçte devam etmemiz durumunda hem çimento sektörü hem de demir çelik ve diğer sektörlerde de bunların rehabilite edilmesiyle daha çevreci bir Türkiye için çalışmamız gerektiğini ifade etmem gerekiyor.
Peki Arda Bey, size de hemen sormak isterim bu konuyu. Şimdi mevcut durumda enerji bağımlılığı ve enerji kesintilerini gördük zaten. Siz de bahsettiniz elektrikteki fiyat artışını ama şu da var. Elektriği Türkiye Avrupa'dan biraz daha uygun kullanıyor şeklinde yorumlar da görüyoruz. Şimdi enerjinin, güneş enerjisinin, rüzgarın daha verimli kullanabilmesi adına orada da fiyatlamalarda değişiklikler yapılması gerekmiyor mu? Gerekiyor mu ya da? Aslında şu an Avrupa'da megawatt saat maliyetler 250 euro'da, Türkiye'de 100-110 euro civarında seyretmekte. Türkiye hala enerjisini uygun mal edebiliyor. Ama bu dışa bağımlılığımızı inkar edemeyiz. Bizim yapmamız gereken en önemli şey tek sahip olduğumuz sonsuz kaynağımız güneş ve rüzgar potansiyelimiz. Bizim kısa vadede bir gün İran'da olabilecek doğalgaz krizi, yarın Rusya ile olabilecek doğalgaz krizinden minimum etkileyelim. Sanayimizin ve diğer unsurlarımızın minimum enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yenilenebilire dönmemiz gerekiyor. Bu fiyatlar da döndükçe düşecek. Bugün fiyatların bu kadar düşük seviyede seyretmesi, YEKDEM dediğimiz yenilenebilir enerji kapasitelerini destekleme mekanizmasının ne kadar doğru bir mekanizma olduğunu, ne kadar işlevsel bir mekanizma olduğunu gösteriyor. Geçmişte aldığımız kararların doğruluğunu bu enerji krizindeki uygun maliyetle enerji üretme kabiliyetimizle tasdik etmiş olduk geçmiş şeylerimizi. Bundan sonra da aynı politikalarla sektörümüzü büyütmenin, TEH kapasitelerini arttırmanın imkanlarını arayacağız. Peki İsmet Hocam, size de şunu sormak isterim ben. Mevcut durumda şu anki gelişmeler ışığında emtia fiyatlarına baktığımızda petrol başta olmak üzere hareketler yukarı doğru sıçramış durumda. Örneğin petrolü 96 dolardı. Şimdi 60 sent daha yukarıda görüyoruz. %1.24 primi var. Dolayısıyla bu tarz gelişmeler bize önümüzdeki süreçte enerjinin daha uygun kullanılması adına neler yapmamız gerektiğini gösteriyor. Bunu sormak isterim size. Yani biz geç mi kaldık acaba bu yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji konusunda? Aslında şu an %17 civarında yenilenebilir enerjilerin kullanımı olur ama biraz açısı geç kaldığımızı ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü niye? Enerji maliyetleri artıyor. Özellikle dövize dayalı emtia, ki alüminyum ve platinin ve bakırın çok fazla ihtiyacı gerekiyor rüzgar enerjisi yapmak için, güneş panelini kullanmak için. Dolayısıyla misiyle Türkiye'deki yatırımlarımızı yurt dışına çekerek, aynı zamanda dolar ihracatını daha fazla arttırarak ve özellikle Paris İklim Anlaşması'ndan dolayı Türkiye'ye uygulanacak olan 3.1 milyar euro krediyi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak bir miktar maliyetleri azaltabiliriz gözüküyor. Bir miktar geç kaldık ama 2,5-3 yıl içinde daha fazla çevreci, özellikle karbon salımını azaltmayla ilgili çalışmaları, projelere katkı sağlarsak 2-2,5 yıl sonra en azından rüzgar ve güneşin payını %25'e kadar çıkarmamızın potansiyeli olduğunu söylememiz gerekiyor. Peki Arda Bey ve İsmet Hocam, çok çok teşekkür ediyorum ben size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biraz gelişmeler sıcak olduğu için süremiz azaldı Putin'in konuşması kaynaklı. Tekrar teşekkür ediyorum size. Ben... Evet, şimdi Washington'a dönüyoruz. Ali Çınar karşımda. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum ben sana. Hemen şunu soracağım. Bir önce NATO Genel Sekreteri konuştu yaklaşık bir yarım saat önce. Arkasından Putin bir basın toplantısı gördük. Burada açıklamaları var ve şimdi 21'de Türkiye saatiyle Biden'ı bekliyoruz. Oradaki havayı ben merak ediyorum, nasıl? Evet, yayınlar diliyorum. Biden yönetimi bugün ek yaptırımları açıklayacak. Zira dün iki ayrılıkçı bölge üstüne bazı yaptırımlar yapıldığını açıklamıştı. Ancak kamuoyunda çok etkili olmadığını görüyoruz. Biden'a eleştiriler vardı. Bugün senin de dediğin gibi Türkiye saatiyle 21'de Başkan Biden ek yaptırımları açıklayacak. Bu sefer Rusya'ya direkt ek yaptırımlar olma ihtimali var. Ekonomik yaptırımların olacağı belirtiliyor. Arkamda gördüğünüz asker var şu anda. Biden ofisinde çalışıyor. Yani Beyaz Saray'da şu anda. Ve biz de yakından takip ediyoruz. İngiltere sabahleyin 5 tane Rus bankasına ve 3 tane oligarta yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi ve ticari kurumlara yaptırım kararı çıkacağı bekleniyor. Bunun içinde SWIFT, Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması masada değil. Bunu Beyaz Saray önceden açıklamıştı. Ama bugün Biden'ın sert şekilde Putin'in kararını eleştireceği, kınayacağı, aynı şekilde de bundan sonra da Ukrayna'ya destek vereceklerini açıklayacak.
tabii tüm kamuoyunun da gözü Biden'ın konuşmasında. Tabii piyasalara da bu etki etti. Varilin dolara etkisini gördük. Yükselişte petrol fiyatları da piyasalarda tabii Biden'ın şu anda konuşmasını dikkatlice izliyor. Her olumsuz gelişme piyasaları da olumsuz şekilde etkiliyor haliyle. Şimdi şunu soracağım, kamuoyunun beklentisini bu ağır yaptırımlarla ilgili. Çünkü Biden seçilirken Rusya'ya yaptırımları ağırlaştıracağını ifade etmişti. İlerleyen süreçte de bunun biraz daha normalleşmesi ya da orantılı halde yapılması gerektiğiydi. Bununla ilgili Amerikan kamuoyunda Biden'ı eleştiriler olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bugünkü bu toplantıdan ya da basın açıklamasından kamuoyu ne bekliyor? Bahsettiğin birkaç tane madde dışında. Yani bir de mesela Ukrayna destek deniyor. Ukrayna destek derken neden bahsediliyor? Askeri destek mi? Zaten hali hazırda Biden yönetimi Ukrayna'ya askeri sevkiyat yapıyordu. Hatta bazı askerlerini eğitim amaçlı yollamıştı. Ama yeterli olmadığını görüyoruz. Amerikan kamuoyu, bilhassa Amerikan Kongresi, Başkan Biden'ın Rusya'ya, bilhassa Putin'e karşı daha sert olmasını istiyor. Örneğin Kongre'deki cumhuriyetçiler bu yaptırımların daha önceden yapılması gerektiğiyle ilgili Biden'ı eleştiriyorlar. Dünkü yaptırımların çok sembolik olduğunu, çünkü Donbas bölgesinde zaten ticari bir faaliyet ve etkinlik çok uzun zamandır olmadığı için hiçbir anlamı olmadığını belirtiyorlar. Bugün Biden'dan beklenen Rusya'nın ekonomisine ağır darbe vuracak açıklamalar yapması. Ama bunun şu an itibariyle olacağını ben zannetmiyorum. Hala diplomasi kapısının açık olacağı bekleniyor. Dışişleri Bakanı Blinken'la Rus mevkidaşı Lavrov'un Cenevre'deki toplantısı iptal değil. Erteleme şu anda açıklanmış değil. O nedenle Amerika bir şekilde Rusya'yla yine diplomasiyi götürmek istiyor ama bugün beklenti Biden'ın en azından kişi ve ticari kurumlara ağır ekonomik yaptırımları açıklaması olarak söyleyebiliriz. Belki birkaç tane Rus bakanının da yaptırım listesinde olma ihtimali söz konusu. Ama bunu tabii Rusya'ya ne kadar etkisi olacağı soru işareti. Örnek vermek istersem 2014'te Kırım ihlakından sonra Amerikan Hazine Bakanlığı 735 kişiye yaptırım listesine koymuştu. Ama ne kadar etkili oldu ve Rusya ne kadar caydı soru işareti var. Yani çok bilinmeyen var şu anda Biden'ın yapacağı konuşmayla ilgili ve etkileriyle ilgili. Burada tabii AB ile NATO ile yakın çalışması, ortak alacağı kararlar da ileriki sürüşte etkili olacak gibi görünüyor. Ama piyasalar için çok tedirgin bir gün olduğunu söyleyebilirim. Ali, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sen takip edeceksin. Önümüzdeki dakika ve saatlerde de biz de takipte olacağız. Barış Esen de yayında olacak. Tekrar teşekkürler. Evet, 60 dakikayı sona erdiriyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere.